iMod Uluslararası Ayakkabı Moda Fuarı'nda sizlerin karşısındayız. Şu anda Chetson'un standındayız ve yanımızda Hüseyin Bey var, firma yetkilisi. Merhabalar Hüseyin Bey. Merhabalar. Öncelikle fuar nasıl geçiyor? Fuar çok güzel geçiyor. Gayet de verimli. Alıcı da var. Üreticiler de iyi hazırlanmış. Gayet verimli. Peki, fuardan beklentileriniz neler? Yani fuardan beklentimiz, fuarı bir önceki yıllara göre baktığımız zaman tarihini biraz daha erkene çektik. Bundaki amacımız da yurt dışından gelen alıcılar, yani toplanan alıcılara daha iyi mal satmak. Bunda da başarılı olduğumuza inanıyorum. Yani yurt dışındaki toptancı müşterilere daha iyi ulaşacağımıza, daha artış olacağını inanıyorum. Çünkü normal 2010 ayakkabı sektörünün ihracatına baktığımız zaman %35.6 artış var. Bu da olumlu gelişmeler olduğunu, sektörün daha iyi yerlere geleceğini göstergesi. Evet, özellikle İtalya'dan çok fazla baktığımız zaman bir talep söz konusu olduğu söyleniyor. Özellikle ihracat sizler de Chetson olarak yapıyor musunuz? Evet, yapıyoruz. Biz yaklaşık olarak 24-25 ülkeye ihracat yapıyoruz. Biz firma olarak hem Çin'e hem de İtalya'ya aynı anda mal satan Türk firmasıyız. Yani İtalya'ya ciddi rakamlarda mal satıyoruz. Aynı zamanda Çin'e de satıyoruz. Yani bu demek ki artık moda trendi yakaladığınız zaman ülke sınırlaması yok. Artık dünyadaki bütün ülkelere hitap etme kapasitesine geldik. Peki her yıl bu fuara katılıyor musunuz? Tabii, yaklaşık olarak ben 23 yıldır hiç aralık vermeden sürekli fuarlara katılıyorum. Ve fuarların getirdiği getiriyi de yani firma olarak görüyoruz. Peki geçen yıllarla karşılaştırdığınızda bu yıl sanırım özellikle katılımcı ülke sayısı da çok fazla ve ziyaretçisi de çok fazla ve her geçen gün istikrarlı bir şekilde bir artış söz konusu. Siz de firma olarak bu verimi sanırım alıyorsunuz. Genelde şöyle bir baktığım zaman beylere yönelik sanırım modeller söz konusu. Evet, biz zaten firma olarak casual tarzı ve spor, yani daha çok kot ve böyle spor tarz giyimlerin altına giyilen ayakkabı tarz üretiyoruz. Firma olarak işte normal günün moda ve trendlerini yurt dışından takip edip genelde tasarımlarımızı yurt dışında yaptırıp burada koleksiyonu üreticiye sunuyoruz. Yani bu konuda da başarılı olunca zaten hem yurt dışından gelen alıcılar hem de Türkiye'deki alıcılardan yoğun bir talep görüyoruz. Peki Hüseyin Bey, bir de siz eğitimci kimliğinizle de ön plana çıkıyorsunuz. Ayrıca artık üniversitelerde tasarım, ayakkabı tasarım bölümlerinin olduğunu görmekteyiz. Sanırım siz de bir üniversitede aynı zamanda hocalık da yapıyorsunuz. Şimdi İstanbul Üniversitesi'nde Meslek Yüksekokulu'nda geçtiğimiz yıl ayakkabı üretim ve tasarım programı adı altında bir bölüm açtık. Bu bölümde de işte vakfımızın açmış olduğu lisede, ayakkabı lisesinde, Tasev Endüstri Meslek Lisesi'nde yetişen öğrencilerimizin bazıları buraya burslu, yani direkt geçiş yapıyor, kontenjandan geçiş yapıyorlar. Bazıları da üniversite sınavında aldığı puanlarla geçiş yapıyorlar. Yaklaşık olarak 30 tane öğrenci İstanbul Üniversitesi'nin bu bölümüne giriyor. İşte 2 yıldır yaklaşık şu anda 55 öğrencimiz var İstanbul Üniversitesi'nde, 55 civarında bir öğrencimiz mevcut. Ben de burada ayakkabı teknikleri diye bir dersine normal fırsat buldukça giriyoruz, destek oluyoruz. Çünkü bu öğrenciler yarın ürettikleri tasarımlarla sektörümüze çok büyük katkı sağlayacaklar. Biz de sektördeki firma sahipleri olarak elimizden gelen çabayı sarf edip bunları en iyi yetiştirmek için bütün gayreti elimizden geldiği şekilde maddi manevi desteği vereceğiz. Hüseyin Bey, birazdan tabii ki artık moda fuarı haline de dönüşmüş durumda. Defileye de geçeceğiz zaten, oradan görüntülerimize de bakacağız. Peki bu defilenin katkısı, yani ayakkabı uluslararası ayakkabı moda fuarı haline gelmesi iMod'un nasıl bir katkı sağladı size? Özellikle katılımcılar daha fazlalaştı sanırım. Şimdi defile de tabii ayrı olarak bir katkı sağlıyor ama fuarın zaten geneline baktığımız zaman bir önceki fuara göre %25, yani son 2 yıldaki artışı da fuarın %100 gibi bir katılım artışı var. Bu da fuarın ne kadar başarılı olduğunu gösteriyor. Bu
dönemdeki fuarda da defilenin katkı sağlayacağını düşünerek bir defile organizasyonu yaptık. Bu defileye de belli sayıda firmalar katıldı. Bu firmalar arasında biz de varız. Burada 2011 sonbahar ve kış koleksiyonunun moda trendlerini yansıyan bir defile yaptıracağız. Bunun basının da çok büyük ilgisi var, sektörün de çok büyük ilgisi var. Yani önümüzdeki fuarlara da daha iyi bir yansıyacağını düşünüyorum. Peki şu anda baktığımız zaman tabii ki sabah saatlerinde yoğunluk biraz daha az. Sanırım akşam biraz daha fazlalaşıyor bu yoğunluk. Şu an fuarın ikinci günündeyiz. Son günleri mi daha yoğun oluyor? Sizin açısından en verimli gün hangi gün oluyor? Yani fuara genelde baktığınız zaman ilk gün biraz normal seyrinde gider ama ikinci gün öğleden sonra ve 3 ve 4. günde bir yoğunluk yaşanır. Çünkü hafta sonu itibariyle olduğu için firmalar ziyaret konusundan daha uygun olurlar. Yurt dışına gelen müşteriler de hafta sonu değerlendirmek açısından hem kendi firmalarında bir kayıp yaşamamak için hafta sonu değerlendirip hem fuarı ziyaret edip de alımlarını gerçekleştiriyorlar. Yani son iki günün daha verimli geçtiğini diyebilirim. Firmanızın yeri nerede? Firmamız İstanbul'da İkiteli'de yaklaşık 1500 metrekare alanda yaklaşık olarak yıllık 239 bin çift kapasite üretim yapmakta ve bu üretimimizi de normal standardın üstünde bir üretim yapmaya çalışıyoruz. Yani özellikle kaliteye ve katma değeri yüksek olan ürünler yapmaya çalışıyoruz. Çünkü Türkiye'nin artık bundan sonraki şansı katma değeri yüksek olan ürünler yaparak ve moda trend ayakkabısı yaparak başarılı olacağına inanıyorum. Peki çok teşekkür ederiz Hüseyin Bey. Ben teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. IMOT 2011'de şimdi de Lig standındayız. Lig'in standına baktığımız zaman tabii ki spor ürünleri ön plana çıkıyor. Renkli renkli. Özellikle rahat ayakkabılar ve firma yetkilisi Berke Bey şu anda yanımızda. Merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz. Genel olarak fuarın bir değerlendirmesini alabilir miyiz? Fuar şu anda geçmiş olduğumuz senelere göre daha büyük metrekarede yapılmaktadır. Bir önceki fuarla arasında aşağı yukarı %25 bir fark var. Daha büyük bir fuar metrekaresindeyiz şu anda. Bu da tabii sektör adına sevindirici bir gelişme. Yerli yabancı pek çok misafirlerimiz şu anda geldi. Evet, IMOT 2011'de o halde şunu diyebiliriz ki istikrarlı büyümesi devam ediyor diyebiliriz, değil mi? Evet, yani son 4-5 fuardır sürekli büyüyen bir fuar. Avrupa'da pek çok fuarın metrekare olarak küçüldüğünü göz önüne alırsak İstanbul'daki IMOT fuarının uluslararası bir fuar olma özelliği dolayısıyla da sürekli büyüdüğünü, sürekli büyüyen bölgedeki tek fuar olduğunu da söyleyebiliriz. Şimdi ben özellikle şöyle bir ürün yelpazenize baktığım zaman beylere, bayanlara yönelik çok şık ayakkabılar, spor ayakkabıları, özellikle futbol biraz daha ağırlıklı sanırım. Evet, biz direkt branş ayakkabısı, futbol ayakkabısı ve takımlara yönelik takım malzemeleri üreticisiyiz. Biraz renkler de daha çok ön plana çıkmış herhalde, evet, değil mi? Yani özellikle futbol ayakkabısı son yıllarda
bayan terliklerini aratmayacak şekilde çok renklendi ve çeşitlendi. Yani ve rahatlık da ön planda, özellikle spor ayakkabı olduğu için. Şu anda trendler böyle çok renkli ve rahat ayakkabılara doğru. Peki ihracat yapıyor musunuz? Evet, 17 ülkeye ihracatımız var. Özellikle Balkan ülkeleri, Kuzey Afrika ülkeleri ve Avrupa pazarı çok kuvvetli olduğumuz yerler. Son dönemlerde özellikle İtalya'dan ihracatı çok büyük bir artış söz konusu. Baktığımız zaman yurt dışından talepler artmış durumda. Yani Türkiye'de özellikle bu modeller yurt dışında da çok talep gördüğünü söyleyebilir miyiz? Evet, yani özellikle Türk malı, yani Made in Turkey etiketi yurt dışında şu anda aranan bir etiket. Yani İtalya ve İspanya'nın kalite açısından gerisine kalmıyoruz Türk ürünleri olarak. Fiyat açısından onlara göre daha rekabetçiyiz. Uzak Doğu ürünlerine karşı da kalitemiz çok daha iyi olduğu için şu anda Made in Turkey'yi bütün müşterilerimiz istiyor. Özellikle ihracat yaptığımız bütün müşterilerimiz muhakkak ayakkabının üzerinde Made in Turkey'yi görmek istiyorlar. Aymot 2011 renkli görüntülere de sahne oluyor. Birazdan defileye de geçeceğiz zaten. Hakan Bayraktar Lig firmasının defilesinde de yer alacak. Öncelikle Hakan Bey çok teşekkür ediyoruz. Çünkü kendisi pek röportaj yapmıyor ama bize özel kırmadı bizi. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Şimdi neden Lig firmasını tercih ettiniz? Çünkü futbolcularda baktığımız zaman tabii ayakkabı, spor ayakkabısı çok ön planda. Ve hatta bunun uğruna da inanıyorsunuz. Tabii rahatlık diyeceksiniz. Başka neler ligi tercih etmenizdeki neden? Öncelikle herkes gibi ben de ön yargılı davranıyordum ama giydikten sonra ne kadar rahat olduğunu, konforlu olduğunu hissettim ve giymeye karar verdim. O yüzden de şu an giyiniyorum yani rahatlıkla. Zaten Samsunspor olarak tamamen lig formalarını giyiyorsunuz ve ayrıca siz ayakkabısını da tercih ediyorsunuz. Sanırım size özel yapılıyor zaten. Çocuklarınızın ismi altında yer alıyor. Evet, oğlumun ismi, kızımın ismi, bir de eşimin ismi yazıyor arka tarafında. Birazdan defileye de geçeceğiz zaten. Peki çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için, bu minik röportaj için. Ben teşekkür ederim, sağ olun. Lig firması Berke Bey 30 yıllık bir firma ve özellikle spor ayakkabılarının üretimine baktığımız zaman daha farklı bir teknik kullanılıyor. Biraz bundan bahsedelim isterseniz. Evet, 1982 yılında kurulmuş bir firmadır. Bugün itibariyle dünyada hiçbir ayakkabı firmasının kullanmadığı teknolojiyi kullanıyoruz. Bilgisayarlı dikiş makinelerimiz var. Ayakkabılarımızın tabanlarını kendimiz üretiyoruz. Taban bölümlerimiz var. Aynı zamanda yine kendimize ait CNC kalıp atölyelerimiz var. Taban kalıplarını da kendimiz üretiyoruz ki bu kadar entegre bir tesis dünyanın hiçbir ülkesinde yoktur şu anda. Peki aynı zamanda Aymot'a baktığımız zaman Aymot 2011'de bir de moda fuarı haline dönüşmüş durumda ki defileler var. Siz de bu defileye katılıyorsunuz. Defilenin bu ayakkabı, uluslararası ayakkabı moda fuarına katkısı ne oldu sizce? Tabii yani uluslararası bir fuar ve bir moda yönü de öne çıkmaya başladı Aymot'un. Dolayısıyla yapılmış olan bu defile ziyaretçi sayısında çok önemli artışlar sağlıyor ve özellikle basının ilgisini de çok çeken bir organizasyon olduğu için hem yerli hem yabancı pek çok basın kuruluşuna yer alıyor. Şu anda modellerde mesela bir sonbahar kışta bir farklılık söz konusu mu? Sanırım yeni sezon hazırlıkları. Gerçi bu sizin sektörde yani spor ürünlerine baktığımız zaman çok fazla bir ayrım söz konusu değil ama modellerde nasıl bir farklılık var? Yani futbol ayakkabısında dediğiniz gibi çok fazla yazı kışı olmayan bir ayakkabı olduğu için futbol ayakkabıları. 4 mevsim aynı ayakkabı tarzı var. Ancak spor ayakkabılara tabii yazın daha açık renkler, daha hafif malzemeler, işte kumaşlı, ketenli ayakkabılar. Kışında daha kapalı, daha ayak sağlığı açısından daha farklı tür ayakkabılar tercih ediliyor. Evet, ayakkabı dışında tabii ki bu elimizde evet. Bulunan çok güzel bir top. Onun haricinde eldivenleri görüyoruz tabii ki. Tabii ki çok güzel eşofman takımları da var ayrıca hem beyler için hem bayanlar için geniş bir ürün yelpazesi. Yani evet, futbol takımlarına yönelik olarak bütün malzemeler üretiyoruz. Takım sporları dediğimiz formasından, eşofmandan, çoraptan tutun da ayakkabısı, topu, malzemesi. A'dan Z'ye bütün takım malzemelerini üretiyoruz. Peki çok teşekkür ederiz Berke Bey. Biz teşekkür ediyoruz, sağ olun. Programımız Zirveye Doğru Fuar bölümüne devam ediyor.
Gözde. Bu hafta 34. Uluslararası Yapı Fuarı'ndayız ve hemen fuarı gezmeye başlıyoruz. Merhabalar, hoş geldiniz. Buyurun. Nasılsınız? Teşekkürler. Ayşe Hanım, fuar hakkında görüşlerinizi alabilir miyim? Bu yıl fuar %30 daha artış olduğunu görüyoruz. Bu da demek ki katılımcı firmalarımızın yoğunluğu ve bu da ekstra olarak da ülke ekonomimizin biraz daha ilerlediğini, geliştiğini, ekonomik krizin biraz daha geçtiğini düşünüyorum. Bu yıl fuarın %30 artması demek, ekonomimizin, o krizin biraz daha geçtiğini görüyorum. Katılımcı firmaların yoğunluğu demek salon sayısını arttırdı. Bu da çok güzel bir gelişme diye düşünüyorum. Ülke ekonomimiz için de inşallah hayırlısı olur diye düşünüyorum. Peki Ayşe Hanım, şimdi baktığımız zaman KGM granit mermer olarak gerek yurt içinde gerek yurt dışında birçok fuarlara katılıyorsunuz. Evet. Bu fuarları karşılaştırdığınızda nasıl bir sonuç ortaya çıkıyor? Yani yurt içindeki fuarlar, yurt dışı, şöyle bir karşılaştırma Ben yurt dışında birçok fuarlara gittim ama inanıyorum ki Türkiye'deki fuarlar da onlar kadar bir kat daha kaliteli olduğuna inanıyorum. Diğer fuarlara katılıyor musunuz? Gerek yurt içinde, gerek yurt dışında sanırım çok yoğun anlamda fuarlara evet. Katılan bir firmasınız. Evet. Şimdi bizim fabrikamız ve merkezimiz Antalya'da olduğu için Antalya Fuarı'na yıllardır katılıyoruz. Ve bunun yanında Ankara Fuarımız var ve İstanbul Fuarı. Gerek yurt dışında da fuarlara katılmayı düşünüyoruz ama bu yıl mesela Orta Doğu ülkelerindeki sıkıntılardan dolayı bunları biraz daha erteledik. Ziyaretçi olarak İtalya ve Çin fuarına katıldık. Ziyaretçi olarak katıldık bunlara da. Şimdi bu fuar bitiminde yine ziyaretçi olarak Katar fuarına gidiyoruz. Oradaki gözlemlerimizi artırıp bundan sonraki yıllarda ne yapabiliriz onları hem iş görüşmemiz hem de bunların gözlemci olarak, ziyaretçi olarak gitmeyi düşünüyoruz. Ayşe Hanım, KGM'nin açılımı nedir? KGM, Karakayalar Granit Mermer soyadımızı taşıyor. Aynı zamanda Karakayalar Granit Mermer 1987 yılında kuruldu. Eski. Daha sonrasında yeni bir oluşumla kısaltılmış bir şekilde KGM Granit olarak 1998 yılında şirketimizi kurduk. Altınova'da yeni tesislerimizle başladık Antalya'da. Ve çok güzel bir şekilde devam ediyoruz. Bunun yanında İstanbul'da bir ofisimiz var, Bozyatağı'nda. Şubemiz oldu orada da. Bu çalışmaların içerisinde, granit mermer uygulamanın içerisinde ayrıca bir inşaat grubumuz var. O da KVG grup olarak. Yine granit mermer ve inşaatla ilgili olarak bütünleşmeyi çabalıyoruz. Bu o inşaat alanımıza gayet güzel gidiyor ve granit mermerde uygulama alanında belli başarılarımızı elde ettiğimize inanıyorum ve ilerleyen zamanda bunu biraz daha geliştirmek istedik. Antalya ve çevre ilçelerde, illerde taş satışı ile ilgili eksikleri hem kendi projelerimizde hem firmalara yardımcı olabilmek maksadıyla kendi tesislerimizde, yerimizde bir büyük bir 5000 metrekare alanda yurt dışından taş getirerek Çin, Brezilya, İspanya, Hindistan, Yunanistan, İtalya, İspanya, Portekiz ve birçok ülkeden taş getirerek bir stok oluşturmaya başladık.
ve bunu da KGM ailesine dahil ettik. Bizim dışında birçok otelde görüyoruz. Çok güzel çalışmalarınız var. Teşekkür zaten ederim. Sağ olun. Şöyle baktığınız zaman gerçekten muhteşem evet görünüyor. Sağ olun. Biraz referanslarınızdan bahsedelim. Şimdi 87 yılından bu yana diyoruz ve bu Menige İnşaat Antalya'da daha doğrusu %80'ini oluşturuyor. Yaptığımız işlerimiz, uygulamalarımız, oteller. Biliyorsunuz tahsisler açıldıkça otel inşaatları çoğalmıştı. Ve bu da bizim iş alanımızın artışına, güzel bir artışına neden oldu. Bu arada tabii ki %80'i hemen hemen %80 gibi rakamlarda bizim bir başarımız var Antalya'da. Ki bu sadece Antalya'yla kalmadı. Yurt içinde Bodrum'da Kempinski Otel, Rixos sembol inşaatın yaptığı Rixosların hemen hemen tamamı bizim referanslarımız içerisindedir. Menege'nin, Menege İnşaat'ın bütün otelleri diyelim. Daha sonra Özalt'ın, Gloria Golf, Belek civarında ve şehir dışında işlerimiz olduğu gibi aynı zamanda biz yıllardır yurt dışında da işlemlerimizi devam ediyoruz. Orada da Ukrayna, Kazakistan, şimdi Moskova'da devam eden bir projemiz var. Libya'da biliyorsunuz çok güzel bir çalışmalarımız devam ediyordu ama tabii ki oranın durumu ile ilgili artık sıkıntılar oldu biliyorsunuz. Ondan dolayı orayı şey yaptık. Şimdi Ankara'da, İstanbul'da, Dubai'de yine Ottoman Palace'ı yaptık ki bu çok büyük bir projeydi. Tek firma olarak girdik oraya. Ondan sonra başka yani o kadar çok evet çok işlerimiz olduğu için de evet. Sağ olun. Teşekkür ederim. Evet, evet. Onlar marka tescil belgemiz var. Markamızı tescillemiş bulunuyoruz. Ve aynı zamanda ki uygulama firmasında çok zor bir olaydır. Biz ISO belgesini aldık. 9001-2008 belgemizi aldık ki bu çok zor bir olay. Hele ki uygulama firmasında böyle bir belge alabilmek aylarımızı aldı. Gerçekten hani kolay bir çalışma değildi. Ki firmamızda bunu çok şükür ekibimizle beraber çok güzel bir çalışma içerisinde. Ben bir de şunu söylemek istiyorum. Hani bunlar tek başına yaptığımız işler değil. Benim ortağım aynı zamanda eşim İlhan Bey. Yani ama onun haricinde bizim ekibimiz var. Çok gerçekten performansı çok yüksek. Hiçbir zaman bizi yurt dışında olsun yurt içindeki projelerde üzmeyen birçok arkadaşımız var. Sağ olun. Aynı zamanda bir annesiniz. Eşinizle birlikte İlhan Bey'le evet. Evet. Zor olmuyor mu? Çok zor. Kızım şimdi üniversiteye hazırlanıyor. O bir zor. 5 yaşında oğlum var. O daha bir zor. Ondan sonra bir de 3. çocuğum demiştim biraz önce. KGM Granit ki bizim İlhan Bey'le evlendikten sonraki zamanlarda oluşumdur bu. Hakikaten zorlu bir yıllardan geçerek geldik. Kolay bir yollardan geçmedik. Bu da tabii ki İlhan Bey yönetim kurulu başkanımız, aynı zamanda ortak beraber işlerimiz devam ediyor. Ben şirketin genel müdürü olarak ki aile şirketi iş yerinde çocuklarımıza da zaman ayırmaya çalışıyoruz ama işlerimizin de yapabilmek adına da hem onlara zaman ayırıyoruz ama burada da onlar için de burada da çalışmak zorundayız. Evet. Fuarla ilgili bir anınız var mı? Hemen onu sormak istiyorum. Fuarla ilgili her gittiğimiz yerde biz arkadaşlarla hep şey yaparız. Kendimize işte malzeme bulmaya çalışırız. Ondan sonra bana mesela yurt dışında görüşmelerimiz olduğu zaman
Ben kendimi hiçbir zaman hani şirketin ortağı veya genel müdürü gibi, yani genel müdürü de desem de şey yapmam, fazla açıklamam. Hatta burada İstanbul Fuarı'nda çok ilginç, bana dediler ki Ayşe Hanım ne kadar maaş alıyorsunuz? Ben de dedim, ben de patron bana maaş vermiyor. Çok ilginç. Yani yurt dışında da çok güzel anılar oluyor. Oradaki gelişmeler çok güzel. Orada gördüğümüz bakış açıları buraya yansıyor. Ki bu fuarda bile bazı standlarda ben görüyorum ki İtalya fuarındakilerin aynısını yapmaya çalışmışlar. Güzel bir gelişme diye düşünüyorum. İnşallah ülkemiz için de bu fuarın veya çalışmaların ekonomiye daha da güzel katkılar sağlayabileceğine inanıyorum. KGM'ye granite mermere hayat veren kuruluş diyoruz ve şimdi sizler KGM olarak özellikle kalite denildiği zaman nasıl bir tanımlama yapıyorsunuz? Biz şimdi bu söze karşılık diyoruz ki sloganımız olarak artık bunu devam ettiriyoruz. Kalite tesadüf değil, akıllı bir çalışmanın sonucudur diyoruz. Ki bu da zaten işlerimizin, yaptığımız işlerimizin referanslarımızdan da evet, yani o kolay bir çalışma değil. Biz de bunu kanıtladığımıza inanıyorum ve bu KGM'nin sloganı olarak görüyorum. Evet. Çok güzel. Evet, sağ olun. Peki, zaten seyircilerimiz de kgmgranitmermer.com'a girdiklerinde çalışmalarınızın detaylı örneklerini evet, de evet, teşekkür ederim. Peki Ayşe Hanım, çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için. Umarım önümüzdeki yıllarda da KGM Granit Mermer'in başarılı imzalara, başarılı özellikle projelere imza attığını görürüz. İnşallah, inşallah. Biz de aynı dilekler içerisinde. Sizlere de çok teşekkür ederiz. Şu anda Hedef Alyans'ın İlaç Dışı Fırsat Günleri etkinliğindeyiz. İsterseniz bu etkinlik kapsamında neler oluyor hep birlikte bir bakalım. Şu anda Neme Medical'den Sebahat Hanım yanımızda. Sebahat Hanım merhabalar. Merhabalar. Neme Medical'in Sebahat Hanım geniş bir ürün yelpazesi olduğunu görüyoruz. Peki bunun dışında bir faaliyet alanı var mı? Evet, 3 farklı alanda faaliyet gösteren bir firma Neme Medical. Solunum destek cihazları çalışan bir solunum grubumuz var. Bunun yanında diz kalça protezi çalışan farklı bir grubumuz var. İlaç dışı itfiyat alanında da faaliyet gösteren, yine dediğim gibi bu ürünleri içeren bir kolumuz daha var. Ürünlerin baktığımız zaman zaten en çok ön plana çıkan özelliği sanırım doğal olması değil mi? Kesinlikle öyle. Özellikle biz satışını yaptığımız ürünleri %100'e yakın oranda doğal olmasına dikkat ediyoruz. Bu bizim için çok önemli. Biliyorsunuz küresel ısınma, işte hormonal besinler, GDO'lu besinler, bir de üstüne kimyevi maddeler eklenince olay tabii ki boyutu oldukça farklılaşıyor. Bu anlamda güvenle kullanılabilen bitkisel ürünler pazarlıyoruz. Sebahat Hanım, peki gelecek yıllardaki özellikle satış hedefleriniz nelerdir? Onları bir öğrenebilir miyiz? Öncelikle tabii ki ürün yelpazemizi genişletmek. Zaten çok güçlü ve çok başarılı geniş bir satış ağımız var. Bunu da arttırmak, gerek yurt içinde gerek yurt dışında faaliyetlerimize tabii ki devam etmek. Neme Medical olarak gerek yurt dışında ve gerek yurt içinde baktığımız zaman ciddi satış rakamlarına ulaşmış durumdasınız. Peki bu başarıyı neye borçlusunuz? Ürünlerin tabii ki kalitesi, bunun yanı sıra doğallığı mı? Kesinlikle öyle. Bir defa çalıştığımız ürüne güvenmemiz gerekiyor. Güvenilirliğinin ve etkinliğinin tam olması gerekiyor. Bu anlamda çalıştığımız tüm ürünlerin etkinliği ve güvenilirliği hastalar tarafından, kullanıcılar tarafından denenmiş ve gözlemlenmiştir. Aynı zamanda hekimler tarafından da kullanılarak gözlemlenmiştir. Bu da bizi başarıya götüren en büyük unsurlardan bir tanesi olmuştur. Çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Ayağınıza sağlık. Ekonomi dünyasının en gözde programı Zirveye Doğru'nun bu haftada geldik sonuna. Haftaya farklı konularla buluşuncaya kadar hoşça kalın.